Hadi bir rastsal değişken belirleyelim. Bu değişken hilesiz bir parayla 5 kere yazı tura attığımızda, evet, para hilesiz olacak. Bu önemli. Gelen tura sayısına eşit olacak. Tura yerine kısaca T yazacağız. Her rastsal değişkenin yaptığı gibi bu değişkende belirli sonuçları bir sayıya dönüştürüyor ve alabileceği değerler de 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu videoda bu rassal değişkenin 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini almasının olasılığını bulmaya çalışacağız. Bunu yapmadan önce hilesiz bir parayla 5 kere yazı tura attığımızda kaç tane farklı sonuç elde edebileceğimize bakalım. Bir düşünelim, 5 atışta kaç tane farklı sonuç elde edebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Bunlar rassal değişkenin sonuçları değil, hilesiz bir parayla 5 kere yazı tura atmanın olası sonuçları. Bu sonuçlardan biri yazı, tura, yazı, tura, yazı olabilir. Ya da tura, 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 yazı, yazı. Evet, eşit olasılığa sahip sonuçlardan biri bu, bir diğeri de bu. Peki, bu sonuçlardan toplam kaç tane var dersiniz? Her atışta elde edebileceğimiz iki sonuç olduğuna göre, şöyle yapalım, bunları bir silelim. Evet, ne oluyor? Parayı ilk atışımızda 2 olasılık var. Çarpı, ikinci defa attığımızda elde edeceğimiz 2 olasılık. Çarpı, üçüncünün 2 olasılığı. Bir saniye, çarpı işareti için x yerine nokta kullansam daha iyi olacak. Evet, İkinci atışın 2 iki olasılığı. Çarpı, üçüncü atışın 2 olasılığı. Çarpı, dördüncü atışın 2 olasılığı çarpı 5'incinin 2 olasılığı. Buradan da bir parayla 5 kere yazı tura attığımızda, toplam 2 üzeri 5 tane eşit olasılığa sahip sonuç elde edeceğimizi bulduk. Bulduğumuz bu sonuç, rassal değişkenin alacağı herhangi bir değerde, burada kaç tane eşit olasılığa sahip sonuç çıkacağını bulmamıza yardımcı olacak. Şimdi gelin biraz daha derine inelim. Bu sefer de, maviyle yazalım, Evet, şimdi rassal değişkenimizin 1'e eşit olmasının olasılığını bulacağız. Aslına bakarsanız sıfırla başlamak daha iyi olur. Rastsal değişkenin 0'a eşit olmasının olasılığı. Peki bu ne anlama geliyor? Tabii ki de 5 atışta hiç tura gelmemesinin olasılığı. Toplam 32 sonuçtan sadece birinde hiç tura gelmez. Yani her seferinde yazı gelir öyle değil mi? 5 tane yazı. Bunun olasılığı eşit olasılığa sahip 32 sonuçtan sadece biri. Yani 1 bölü 32 olarak ifade ederiz. Bu durumu binom katsayıları ya da kombinasyon açısından düşündüğümüzde mantığı anlamak biraz daha kolay ve az sonra bunun nasıl olduğunu göstereceğim çünkü bu şekilde neyin ne olduğunu daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Evet, bahsettiğim açıdan düşünürsek, buradaki 1 için toplam 5 atıştan 0 tanesinde tura geldiği durumu seçtiğimizi düşünebiliriz. Toplam 5 defa yazı tura atıyoruz ve bunların 0 tanesinde tura gelmesini istiyoruz. Yani o sonucu seçiyoruz. 5'ten 0 tane seçtiğimizde, bir kere daha yazalım. 5'ten 5 beş faktöriyel bölü 5 eksi 0 faktöriyel. Bir saniye, şöyle yazsam daha doğru olacak. Bölü 0 faktöriyel çarpı 5 eksi 0 faktöriyel. 0 faktöriyel 1'e eşittir, 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel de 1 eder. Gördüğünüz gibi formülü ezbere uygulamak yerine bu işin mantığını açıklamaya çalıştım ve ben bu yöntemin açıkçası her zaman daha sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu iki fikrin birbiriyle aynı şey olduklarını da gördünüz değil mi? Evet, gelin devam edelim. x eşittir 1 ile başlayıp x'in 5'e eşit olduğu duruma kadar tüm olasılıkları bulmaya çalışacağım. Eğer şu ana kadar ilham alabildiyseniz ki umarım almışsınızdır, videoyu durdurup x eşittir 1'den x eşittir 5'e kadar bu olasılıkların ne olduğunu kendi başınıza bir bulmaya çalışın. Hadi gelin x eşittir 1 ile devam edelim. Evet, x eşittir 1'in olasılığı. 5 atışta sadece bir tanesinin tura gelmesi nasıl mümkün olabilir? Birinci de tura gelebilir ve diğerleri yazı gelebilir. Ya da ikincide tura gelebilir ve diğerleri yazı gelebilir. Bu şekilde devam edebiliriz ama buradan toplam 5 farklı sonuç elde edebileceğimizi tahminen anladınız. Bu da 32 sonucun sadece 5'inde bir kere tura gelmesi anlamına gelir. Hemen yazalım. x'in 1'e eşit olmasının olasılığı Eşittir 5 bölü 32. Az önceki mantıkla bunu 5 kere yazı tura atıyorum ve bunların sadece birinin tura gelmesini istiyorum. Yani 5 atıştan birini seçiyorum şeklinde de ifade edebiliriz. Bölü 32'yi de unutmayalım. 5 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 5 eksi 1 yani 4 faktöriyel de galiba yazarsam daha iyi olacak. 5'in birli kombinasyonu eşittir. 5 faktöriyel bölü 1 faktöriyel ki bu da 1 demek çarpı 5 eksi 1 faktöriyel. Ne oldu? 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel kaldı ve bu da 5 eşittir. İyi gidiyoruz. Şahane. Sırada x'in 2'ye eşit olmasının olasılığı. Bunu da morla yazalım. Rahsal değişken büyüdükçe kombinasyonla düşünmek daha kolay olacak. 5 atış yapıyoruz ve biz bunlardan ikisinin tura olmasını istiyoruz. Bölüp 32 tane eşit olasılıklı sonuç. Paydaki değer bize 5'in ikisinin yani 5 atıştan ikisinin tura gelmesinin olasılığını verecek. Ve bunu eşit olasılıklı sonuçların toplam sayısına böldüğümüzde de 32 sonuçtan kaç tanesinde x'in 2'ye eşit olduğunun olasılığını bulmuş olacağız. Anlaştık değil mi? Hemen hesaplayalım. Renk değiştirmekten sıkıldım o yüzden morla devam edeceğim. 5'in ikili kombinasyonu eşittir 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 5 eksi 2 faktöriyel. Bu 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eder. Ve bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'i de yazabilirim ama sonuca etkisi olmayacağı için yazmamıza gerek yok. Bölü 2 faktöriyel. Bölü 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyelse 3 çarpı 2. Yine çarpı 1'i de yazabilirim ama bir şey değişmeyeceği için böyle bırakıyorum. Bu ve bu birbirini götürür. 4 bölü 2, 2'ye eşittir. Ve sonuç olarak 5 çarpı 2'den 10 elde ettik. Burası 10'a eşitse, x'in 2'ye eşit olmasının olasılığı da 10 bölü 32'dir. İsterseniz bu kesri tabii ki sadeleştirebilirsiniz ama diğerlerinde zaten bölü 32 olarak yazdığımız için bunu da bölü 32 olarak bırakalım x'in 0'a eşit olmasının olasılığı 32'de 1, x'in 1'e eşit olmasının olasılığı 32'de 5 ve x'in 2'ye eşit olmasının olasılığı da 32'de 10. Evet, devam. Bu sefer, bu sefer turuncu seçelim. Turuncuyu seçelim. Ve rassal değişkenimiz x'in 3'e eşit olmasının olasılığı. Bunun için 5 atıştan 3'ünün tura geldiği durumu seçeceğiz. Bölü 32 eşit olasılığa sahip sonuç. 5'in üçlü kombinasyonu. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 eksi 3 faktöriyel eşit. Eşittir 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ne oldu, Yukarıdaki ile aynı olduğunu gördünüz değil mi? Değişen tek şey 2 faktöriyelle 3 faktöriyelin yeri. O zaman hemen eşittir 10'u yapıştıralım ve buraya da, 10 bölü 32 yazalım. İki tane daha kaldı. Az sonra bu sonuçların simetrik olduğunu göreceksiniz. Hatta tahminen şimdiden anladınız. 1, 5, 10, 10. Bu sefer de beyazla yazalım. Evet, x'in 4'e eşit olmasının olasılığı. Şimdi de 5 atıştan 4'ünün tura gelmesini istiyoruz. Yani aslında tam olarak istiyoruz diyemeyiz ama 5 atıştan 4'ünün tur olmasının olasılığının ne olduğunu arıyoruz. Yine bölü 32 eşit olasılığa sahip sonuç. 5'in 4'lü kombinasyonu. 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 5 eksi 4 faktöriyel. Buradan da 5 faktöriyel bölü 5 eksi 4 faktöryel 1 ile 1 faktöryel ile 1'e eşit olduğu için paydada 4 faktöryel kalır ve 5 faktöryel bölü 4 faktöriyel de 5'e eşittir. O halde x'in 4'e eşit olmasının olasılığı da 5 bölü 32 oluyor. Ve bunun mantığını anlamak son derece kolay. Neden mi? Eğer 5 atıştan 4'ünün true olmasını istiyorsak, bu sadece birinin yazı gelmesi anlamına gelir. Ve bir kere yazı gelen sonuçların sayısı da 5'tir. Yani 5 atışın ya ilkinde yazı gelebilir, ya ikincisinde yazı gelebilir, ya üçüncüsünde, ya dördüncüsünde, ya da beşincisinde yazı gelebilir. Şu anda x eşittir 5'in olasılığının ne olduğunu tahmin ettiniz değil mi? 5 tane tura 0 tane yazı demektir ve 32 sonuçtan sadece birinde 0 tane yazı olduğu için hemen yazalım. x'in 5'e eşit olmasının olasılığı 32 eşit olasılığa sahip sonuç içinde 5 atışın hepsinin tura gelmesinin olasılığına eşittir. 5'in 5'li kombinasyonda diğerleri için yaptığım gibi bunu da yazalım. 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 5 eksi 5 faktöriyel eşittir. Bu 0 faktöriyel yani 1'e eşittir. Ve 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyelden de 1 elde edeceğimiz için sonuç 1 olur. O halde bunun olasılığı da 1 bölü 32 ymiş. Simetriyi gördünüz, görüyorsunuz değil mi? 1 bölü 32, 1 bölü 32, 5 bölü 32, 5 bölü 32, 10 bölü 32 ve 10 bölü 32. Ve bu son derece mantıklı. Neden? Çünkü 5 tane tura gelmesinin olasılığı ile 0 tane yazı gelmesinin olasılığı birbirine eşittir. Aynı şekilde 0 tane yazı gelmesinin olasılığı da 0 tane tura gelmesinin olasılığına eşittir. Evet bu video burada biter. Sıradaki videoda bu sonuçları grafik üzerinde gösterip x rassal değişkeninin olasılık dağılımına bakacağız.